Yıl 1990'lı yıllar, Kars'tan İstanbul'a geliyor Gülden Çalışkan. Ve hikayesi öyle başlıyor. Dini nikahlı, aslında bir nevi biriyle zorla evlendiriliyor. Kendi abi, üvey abi tarafından bir tane de çocuk dünyaya getiriyor. Ve o çocuk kocaman adam olup yıllar sonra aslında derdi hesap sormak değil. Bildiği, ismini bildiği ama kapısına gittiği zaman o kapı hiç açılmayan babaya yalvarıyor ki bana kucağını aç, beni evladın olarak kabul et diye. Alkışlar Gülden Çalışkan ve oğlu Umut Anar için. Hoş geldin. Nasılsın? İyiyim, sağ ol. Merhaba. Gel, anne oğul berabersiniz. Evet. Böyle buyurun, nasıl oturmak istersiniz? Şöyle ben oturayım. Oğlunuza destek olmak için mi geldiniz? Evet, ya yani oğlum pek bir şey bilmediği için, yaşayan ben olduğum için anlattıklarımla biliyor sadece. Onun için yanında gelmek istedim. Hikayeye başlamadan önce sevgili Umut, kaç yaşındasın? 24 yaşındayım. 24 yaşındasın. Evet. Babana seslenmek istiyorsun, biyolojik babana. Evet. Ve beni kabul et evladın olarak demek istiyorsun. Evet. Ya babam işte ben ne askerliğimde vardı, ne sünnetimde vardı. Yani babamı bulmak istiyorum. Ne ilkokula başladığında ne vardı, ilkokula ne bir okulun vardı. Vardı. Evet. Ne konuştuğunu gördü, ne emeklediğini, ne evet, yürüdüğünü, ne şey koştuğunu. Evet. Hiçbir şey görmedi. Evet. Ama yine de... Yine de... Onu bulmak istiyorsun. Evet. Bir baba özlemi var. Evet. İçinde. Şu an biraz heyecanlıyım, ondan dolayı anlatamıyorum. Kusura bakmayın. Gülden abla, 90'lı yıllarda Kars'tan İstanbul'a geliyorsun. Evet. Sonra da hikayen başlıyor. O zaman geldiğimizde bir aylık olmuştu geldiğimiz. Üvey abim vardı. Onun kız kardeşiyle uzun zamandır nişanlıymışlar. Şimdi aradığımız kişi Kenan Özcan. Özcan, evet. Kenan Özcan. Umut'un babası. Olduğunu, erkek berberliği yaptığını biliyoruz. Evet. İstanbul Bahçelievler'de yaşadığı söyleniyor. Şu anda da tahminen 60 ve 62 yaşlarında bu fotoğraf karesinin evet. sahibi. Abiniz kimdi? Remzi. Remzi Avar. Evet. Onun kız kardeşini sevince onu almak için beni vermiş. Yani biz daha buraya göç etmeden sözümüzü vermişler. Hmm. Hani kız kardeşim var, kız kardeşimi vereceğim. İşte bedel gibi bir şey, değiş tokuş mu diyorum, bedel mi diyor, onun gibi bir şey yapmışlar. Geldiğimizde bir ay sonra sen dedi evleneceksin dedi. Senin abi. Evet. Remzi. Kenan Özcan'ın kız kardeşini alabilmek evet. için karşılığında seni Remzi evet. Kenan Özcan'a evet. verdi. Ben hiç görmedim. Hiç resmini bile hiçbir şeyini görmedim. Çalışıyordum, eve bir akşam geldim. Annesi falan gelmişler. Abim dedi ki bu kişiyle evleneceksin. Ya ben dedim abi ben evlenmek istemiyorum dedim. Ben okumak istiyorum dedim. 17 yaşındaydım. 35 yaşındaydı eşim o zaman. Yani Kenan Özcan, unutmadıysam 35 evet. yaşındaydı. Ben dedim evlenmek istemiyorum. Yani çok ağladım, çok şey yaptım ama dedim mecbur evleneceksin. O şekilde bir akşam imam getirdiler. Yani imam da gerçek miydi değil miydi bilmiyorum. İmam getirdiler, nikah kıydılar. O şekilde yürüye yürüye zaten bizden 7-8 sokak ileride oturuyorlardı. Nerede oturuyordunuz? Şirinevler'de. Onlar da Şirinevler'deydi hangi o zaman. Hangi sokakta Şirinevler'de? Valla sokak olarak tam bilmiyorum da Fevzi Çakmak Caddesi'nde oturuyorduk. Fevzi Çakmak evet. Caddesi'nde oturuyordunuz. Evet. Onlar da orada oturuyordu. Yakınlardı. Evet, onlar da okul vardı, okulun karşı sokağı. Orada oturuyorduk. O şekilde aldı götürdüler. Hı hı. Yani ben imam nikahı kıyılırken gördüm sadece. Gittim zaten hiç bilmediğim yer. Hı hı. Kaynanam vardı, işte kaynım vardı Sinan Özcan, kaynanam. İşte onların görümcem. İsmini öğrenebilir miyim? Kayınvalidenin adı? Neydi onun? Ferhandi. Ferhandi. Ferhande mi? Ferhande. Ferdane mi? Ferhande mi? Öyle bir şey. Anladı. Pek şey yapmadığım Kenan için. Kenan Özcan'ın erkek kardeşi Sinan. Sinan Özcan. Kız kardeşi Arzu Özcan. Arzu Özcan. Evet. Tabii şimdi evlenmiştir Arzu olabilir. Özcan. Bilmiyorum. Evet. Bu şekilde gittim zaten orada bir hafta. Yani ben ağlıyordum. Kaynanam tekrar zorla koyuyordu içeri. Ben ağlayıp tekrar kaçıyordum. Zorla koyuyordu. Bu şekilde zaten o zaman bir aylık evliyken bana sen kısırsın çocuğun olmuyor dediler. Kedi seviyorlardı, işte kediyi bezliyorlardı, işte çocuk çok seviyoruz, biz çok düşkünüz, şeyiz beniz. Ondan sonra ben hamileyim anne diyordum. Hani 3 aylık hamileymişim, daha haberim yok, doktora götürün diyordum, hamileyim diyordum, inanmıyorlardı, götürmüyorlardı. En son hamile olduğumu öğrendiler. Evet. Dayak yiyordum, çok şiddet görüyordum, kaynımdan, saçımdan tutup böyle yerde sürüklerdi.
görümcemden yiyordum. Zaten benim ayrılma sebebim, kaçma sebebim 3 aylık hamileyken çocuğuma yatak odasına görümcem kapattı beni. Karnıma oturdu. Sırf çocuğumu görmeyecek diye beni tekmelerle, tokatlarla dövdü. Çocuğum karnımda ölsün diye. Ben ikinci katın camından atladım. Hamileyken ben ikinci kattan atladım. Peki bu arada dinli nikahla beraber olduğunuz Kenan Özcan nerede? Yani ona söylüyorsunuz. Kenan Özcan hiçbir şey yapmıyordu. Yani abisi dövdüğü zaman, kardeşi dövdüğü zaman, annesi dövdüğü zaman böyle ellerini böyle bağlar, izlerdi. Annesinin lafından çıkmazdı. Çocuktan hiçbir tanesi annesinin lafından çıkmazdı. Ve sen 3 aylık hamileyken o evi terk ettin. Evet, ben oradan dayak yediğim şeyler mesela balık, hamileyim canım aş eriyor. Pardon, hamur kızartması yaparız biz. Sabah 7'de kalkardım, hamur kızartırdım. Ben sofraya hazırlarken... Evet. Sofraya hazırlarken onlar yiyip bitiriyorlardı, doyuyorlardı. Ben yemeye başladığım zaman eziyet ediyorlardı. Yani kalk diyorlardı, yeter yedin. Sayıyordu. Dolaba koyduğun zaman bak bunlardan yersen diyordu, seni çok kötü döveriz. Canım aş eriyordum, istiyordum. Yediğim zaman gerçekten çok dayak yiyordum. Yani bak 24 mutfağı kilitliyorlardı. Yaşanan 24 yıl önceki şeyleri dün gibi anlatıyorsun. Ben hiç unutmadım. Ben bugünkü gibi şu anda yaşıyorum ama o anı yaşıyormuşum gibi şu an. Şu anda yaşıyormuşum gibi. Benim perde takardım, dayak yerdim. Eşimi çağırırdı. Perdenin 3 tane yeri var sırf eziyet etmek için. Yani sırf kız kardeşlerinin abimle olan şeylerinden beni yaktılar. Ben buradan abime de hakkımı helal etmiyorum. Ben bunu her zaman söyledim. Hayatını mahvetti. Ben yine hiçbir şey olmadı. Yine aslanlar gibi çocuğuma hem anne hem baba oldum ama... Çocuğum bayram olsun, seyran olsun, herhangi bir şey olduğu zaman... Çocuğum baba Özlem boynunu büktüğü zaman ben parça parça oluyorum. Ben çocuğumla çok gittim aradım. Çok görüşmek istedim. 5 yaşında gördü. Yolda yürürken gördü. Bak, yolda oğlum dedim, yürürken baba, evet, Kenan Özcan'ı gördü. Evet, evet. Babasını gördük. Dedim oğlum bak dedim baba gel gidip konuşalım dedim. Gittik yanına böyle yaptı. Git git dedi sen benim oğlum değilsin dedi. Kenan Özcan evet, söyledi bunu. Çocuğumu bu şekilde şey yaptı. Çünkü bana demişti eğer ayrılırsan gidersen ben o çocuğu kabul etmem demişti. Ama şiddet görüyordum. Eziyet görüyordum. Bundan dolayı yani çok şeyler yaşattılar. Ben 3 aylık hamileyken sokaklarda kaldım. İnşaatlarda yattım. Ben çocuğumu büyütmek için iş yerlerinde bulaşık yıkıyordum. Çocuğumu ben meyve kasasında, muzu çok sever mesela, muz kasasında büyüttüm ben. Onun kokusuyla büyüdü. Ben bulaşığı yıkarken bulaşıkta meyve kasasında büyüttüm ben çocuğumu. Yani benim suçum yanında neydi? Yanında mı götürürdün evet, çocuğunu işe? Çünkü bakacak kimsem yoktu. Ailemle de görüşmüyordum. Ben ailemle de o zaman görüşmüyordum. Çünkü beni yaktıkları için, benim hayatımı mahvettikleri için ailem... O yüzden dolayı aileme karşı nefretim vardı. Aileme karşı Berger, bir şeyim yalnızca yoktu. Yalnızca sizin sorunuz değil. Doğu ve Güneydoğu Anadolu'da bizim ülkemizin ayıbı. Ve hala daha yapılıyor ama... olması, kıza karşılık kız mantığıyla yola çıkılması, bir evlilikteki ama sorunun diğerine yansıtılması. Bir tek bana bu ama. Bir tek bana. Geçen diğer ablama değil. Şu anda bak 42 yaşındayım, 41-42 yaşındayım. Yine annem beni ezer. Hani derler ya kara koyun. Yine aynıdır. Elimle ağzımla deve tutsam bile yine olmuyor. Yani kuşu bırak deve tutsam bile olmuyor ama kimseye şey yapmıyorum. Yani Allah biliyor, ben biliyorum, Allah biliyor beni. Ama yaşadıklarım hiçbir zaman, ben buradan da söylüyorum, canlı yayından da söylüyorum. Benim hayatımı mahveden hiç kimseye ben hakkımı helal etmiyorum. Peki çocuğun dünyaya getiriyorsun, Çapa'ya gidiyorsun. Evet Çapa'da. Değil mi? Evet hamile Çapa'da. Yaşım küçük olduğu için evet. Doğuma almadılar. Ben sedyede bekliyorum. Babasının gelmesi gerekiyor, imza atması gerekiyor. Babası gelmiyor. Beni evlendiren abim Remzi olan gidiyor iş yerinden döverek getiriyor. İmza atıyor. O anda doğuma giriyorum ondan sonra kayıp. Nüfus kimin üzerine çıktı Umut'un? Baba kendi ismi soy isim benim. Kendi senin kısık soy ismi taşıyor. Evet soy ismimi taşıyor ama babasının kendi babasının ismi. Siz sonra yeniden bir hayat kurdunuz kurdum. Mu? Tek bu üçüncü evliliğim şu an evliyim. Bir evlilik daha yaptım. Olmadı. Zaten oğlumun izni olmadan kesinlikle evlilik yapmadım. Önce o isteyecek. Ondan sonra. Ondan sonra. Peki ağrınıza gitti mi Umut? Ben babamı arıyorum, babamı bulmak istiyorum Hayır, dediğinde. Hayır, gitmedi. Ben çok sevindim. Buraya çıkmadan önce de söyledim. Ben hep her zaman arkasındayım. Çünkü ben onun, yani suçum olsa da olmasa da ondan babasını mahrum etmeye hiçbir hakkım yok. Şimdi çoğu anne yani babası. Senin gibi güçlü bir karakter atıyorum çocuğu diyorsun ki ben bulaşıkçılık yapıyordum. Evet. Muz kasası vardı onun içinde evet. Çocuğumu büyüttüm evet. Diyorsun. Hani başka bir anne şu tepkiyi de verir. Ben seni alın terimle gece gündüz yemeden içmeden çalıştım. Senin annen de benim baban da benim der. Hayır ben hiçbir zaman helal hoş olsun o da bana çok güzel evlatlık yaptı.
Yani babası istiyor. Ben de küçük yaşta kaybettim babamı. Ne özlemin ne olduğunu iyi biliyorum. Ben oğlumla birlikte koştum, aradım, avukatlara verdim ama bir sonuç alamadım. Son çare de burası mı? Sonuç alamadım. En son ben ikna edemiyordum. Ben çok uzun zamandır çıkacaktım aslında, istiyordum. Sağ olsun nişanlısı ikna etti çıkmak için, bulmak için. En azından hani bir görsün zaten kopyası, hani bir şey yaparsanız babasının aynısı. Birebir Kenan Özcan'ın evet, kopyası. Babası yani aynı. Kardeşleri Umut çünkü kardeş Anar, varsa kardeşini istiyoruz. Babası Kenan Özcan'ı arıyor. Annenin anlattığı kadarıyla bir kere Şirin Evler'de 5 yaşındayken evet, karşılaştık. O günü anımsıyor musun? Bazıları anımsar, bazıları hiç anımsar. Ben anımsıyorum. Anımsıyor musun? Evet anımsıyorum. Benim omzuma vurarak sen benim değilsin dedi gitti. Hani onu görmüştük öyle. Ondan sonra hiç görmedim yani. Baba özlemiyle yaşıyorum. Baba özlemiyle yaşıyorsun. Evet, bir o nasıl zaman seslenmek gördüm. İstersin ona? Ne söylemek? Yani babama bu zamana kadar benim yanımda olmadı. Bu zamandan sonra olmasını istiyorum. Çünkü yani maddeye bulaştım ben. Pis yollardan geçtim. Ben çok çabaladım. Ya annem çok çabaladı benim için. Ya babam bunun için hiçbir şey yapamadı. Ben onu görmek istiyorum artık. Yani bulmak istiyorum. Kötü alışkanlıklar edindim. Kötü alışkanlıklar edildim. Çok sağ olsun nişanlımı bıraktırdı. Onlardan nerede uzağım. Nerede nişanlı geldi mi? Geldi burada ön tarafta oturuyor. Ön tarafta hiç ekranda gözükmeyeceksin. Siz misiniz? Umut'un yeniden hayata ve yaşama tutunma sebebi sizsiniz o zaman. Evet. Buraya getiren de sizsiniz. Çık babanı ara diye. Ne söyleyeceksin? Baba özlemini nasıl anlatır Umut sana? Çünkü hani senin hayat arkadaşın olacak. Yani çok heyecanlıyım. Çok heyecanlısın peki. Yani Şirin Evler'de avcılarda oturduğumuz zaman yolda geçip ona benzettiği kişileri evet, ben koşarak olmuştu. Bana geliyor. Anne babama benziyor, anne babamı gördüm diye benziyor. Oğlum diyorum konuşsaydın çekiniyorum anne diyor. Belki beni yine istemeyecek, belki hiç yine şey yapmayacak diye. Ağlayarak geliyor. Yani yeri geldi beni de suçladı. Sen babamdan ayırdın. Belki ayrılmasaydım ben de babasız kalmayacaktım. Ama ben hiçbir zaman saklamadım. Ne yaşadıysam, ne yaptıysam hepsine aynısını çocuğuma anlattım. Bu şekilde diye. Hiçbir zaman saklamadım. Yani o babasızlık, baba hasreti, bir babanın olmaması, rol model olmaması senin çocukluk hayatını ve ergenlik hayatını çok olumsuz etkilemiş. Evet. Babam olsaydı bu hataları hiçbir yapmazdı. Yapmazdı. Yani çekindiğim kimse olmadı. Aile çerçevesinde çekindiğim kişi olmadığı için ben hep yani kendimi şey yaptım, yapamadım yani kontrol edemedim. Dinlemedim kimseyi. Yani babam olmasını istedim, yüzünden çekinip şey yapmamayı istedim. Ama çok kötü. Baba demek ondan çekinmek, korkmak mı demek? Ben öyle hissedim, anladım. Yani biliyorum. Yani bir ağırlığı olurdu. Hata evet, yapmamak isterdi. Evet, bir çekingenliğim, bir şeyliğim olurdu, korkum olurdu. Ne söylemek istiyorsan söyle. Yani babamı bulmak istiyorum artık. Merak ediyorum çok. Böyle. O kadar aç ki o duyguya nasıl ifade edeceğini bile bilemiyorum. Bilemiyorum evet. Bir de Umut sanki böyle utanır gibisin. Bak şu an dur. Psikolojik bak, ilaçlar kullanıyorum. Hayır hayır bak evet, dimdik dur. Bu senin evet, ayıbın değil bir kere. Evet. Seni dünyaya getirenlerin ayıbı sana soy bağını bildirmemek. Evet. Bunu gizlemek. İnkar etmek. Ya velev ki değilsiniz. Bir çocuk size gelip diyor ki benim babam mısın? Ya çok basit bir DNA testini yaparsanız bu evet, maddi manevi kişiyi geliştirme hakkının uzantısı soy bağını öğrenmek. O yüzden de böyle dimdik dur ve ben sonuna kadar bakın Anayasa Mahkemesi bile babalık davası o hak düşürücü süreye ilişkin bir yıllık iptal etti. Diyor ki bütün çocuklar soy bağını öğrensin. Çünkü eski kanuna göre bir yıl 18 yaşından itibaren bir yıl içerisinde davayı açman gerekiyordu babaya şimdi karşı. Şimdi öyle değil. Şimdi öyle değil. Çünkü neden değil? Birçok çocuk var mağdur edilen. Yani... O yüzden de bu çocukların en doğal hakkı. Asla karşı taraf benim kişilik haklarım ihlal ediliyor, benim ismim zikrediliyor. Böyle bir şey yok. Burada bir çocuğun çocukluk hakları söz konusu. Biyolojik babası bir kim ben ya da... psikolojik ilaç kullandığım için şu an biraz alnın şeyliği biraz olduğu için konuşamıyorum. Valla senin o zaman bugüne kadar yaptığın tüm hatalarda, tüm yanlışlarda evet, onun da payı çok. Evet. 24 doğru, yıl sana sahip çıkamamış. Sen saydım, diyorsun ki 24 yıl sonra beni evladı olarak sarsın, sarmalısın. Şimdi ihbarlar evet, geliyormuş. Şirin Evler'de Sarnıç Sokak diye bir yer varmış.
orada oturdukları iddia ediyorlar. Fotoğraftaki kişi Kenan Öz.